Gençler merhaba. Bu dersimiz farklı bir ders olacak. Bir antrenman dersi olacak. Hız kazanmak için, tork işlemlerinde sıkıntı çeken öğrenciler için bir pratiklik kazanmak için. Hatta şöyle diyebilirim. Temeli sıfır öğrencilerin bu torku çok fazla soru olacak ve çok az bilgi olacak. Ben şimdi size 3 tane kısa bilgi vereceğim. O kısa bilgiden sonra 30 tane soru çözeceğim. Birbirine benzeyen soru. Bu soruları önce siz çözmeye çalışın. PDF'sini koyacağım. PDF'yi muhakkak çıkartın. Konu PDF'sinden önce kendiniz çözmeye çalışın. Takıldığınız yerde benimle devam edebilirsiniz. Birinci kısa bilgimizle başlıyoruz. Dik kuvvet ile dönme noktasına olan uzaklığın çarpımı torku verir. Yani tork eşittir. F çarpı D'dir. Kuvvet çarpı dik uzaklık. Dönme eksenine göre. İkinci kısa bilgimiz dengenin iki şartı vardır. Sistem dengeli ise Bileşke tork sıfırdır. Yani toplam tork sıfır. Bileşke kuvvet sıfırdır. F net sıfırdır. Ne demek istediğimi birazcık açacağım. Destek, kuvvet ve yük olan bir sistemimiz var. Birinci bilgimiz bileşke tork sıfır ne demekti? Bir dönme eksenine göre aşağı torklar yukarı torka eşit olmak zorunda. Burada yukarı torkumuz F çarpı 3 birim oluyor. Aşağı torkumuz ise P çarpı 2 birim oldu. Şimdi birinci eşitliğimiz bu arkadaşlar. Yukarı tork aşağı torka eşittir prensibi. İkinci özelliğimiz ise bileşke tork sıfırdır. Ne demek? Yukarı kuvvetlerimiz N ve F var. Aşağı kuvvetimiz yalnız P var. Yukarı kuvvetler aşağı kuvvetlere eşit olmalı. N artı F eşittir. P olmalıdır bilgisi. Üçüncü kısa bilgimiz Kuvvetin uzantısı dönme ekseninden geçiyorsa bu kuvvetin torku sıfırdır. Burada 3 tane kuvvetimiz var. F1, F2, F3 kuvvetleri. Üçünün de uzantısı dönme ekseninden geçtiği için arkadaşlar tork 1, tork 2, tork 3 burada sıfır olmaktadır. Aşağıdaki sorular için çubuk ağırlıksız ve dengededir. F kuvvet ve desteğin tepki kuvvetini bulalım diye sorularımız var. Bütün sorularda aynı metni kullanacağımız için ben bu metni diğer sorularda göstermeyeceğim. Sadece soruları çözeceğiz. Amacımız kuvveti ve desteğin tepkisini bulmak arkadaşlar. Kendime bir dönme ekseni belirliyorum ki bunun için en uygunu destek. Desteğe göre tork alacağım. Yukarı tork aşağı torka eşit olmalı. Yukarı torku kuvvet belirliyor. Yani F çarpı 1, 2, 3, 4. Yukarı torkumuz F çarpı 4. Aşağı torkumuz şu 6 Newton belirliyor aşağı torku ağırlık belirliyor. 6 çarpı 2 oluyor. 6 çarpı 2 12 4'e bölüyorum. Buradan F 3 Newton çıkıyor gençler. Ne yapmış oldum ben burada? Yukarı torku aşağı torka eşitledim. ya. Yani toplam tork sıfırdır prensibini uygulamış oldum. İkincisi olarak desteğin tepki kuvveti nedir demişti. Desteğin tepki kuvvetini ise şu şekilde buluyoruz. Yukarı doğru n tepkimiz var. Bir de f kuvvetimiz var. Aşağı doğru 6 Newton var. Yukarı kuvvetlerin toplamı aşağı kuvvetin toplamına eşit. Yani f artı n eşittir 6 oldu. F'i ben 3 bulmuştum. O zaman n de buradan 3 Newton çıkacaktır. Yani 3 artı 3 6 edeceğinden dolayı n değerimizde 3 çıktı. F de 3 değerine sahipmiş. Tekrar hatırlatayım. Buradaki öncelik sizin çözmeniz. Benim çözmem değil gençler. Bunları siz çözmeye gayret edin. Sonra çözemezseniz benden takip edersiniz. Evet F kuvvetimiz var. iki tane ağırlığımız var. F kuvveti kaçtır? Bir dönme ekseni belirliyorum. Desteği dönme ekseni aldım. Bu tarafın torku. Yani şu tarafa doğru diyelim. F çarpı 2. 8'in torku. 8 çarpı 1 artı 2'nin torku 2 çarpı 3 olacaktır. 2f eşittir. 8 artı 6'dan 14 yaptı. F buradan 7 Newton çıkacaktır. Peki F'i 7 Newton bulduk. Destek tepkisi kaç Newton'dur diye soruyor bize. F7 ise aşağı kuvvetlerin toplamı Yukarı kuvvete eşit. 2 artı 8 10 artı 7 17 yapıyor arkadaşlar. N 17 Newton'dur. Evet desteğe göre tork alıyorum. Şu tarafın torku bu tarafın torkuna eşit olacak. Yani F çarpı 1 eşittir 4 çarpı 3 olacak. O zaman F buradan 12 Newton çıkacaktır. F 12 olduğuna göre Aşağı kuvvetlerin toplamı 16 yapıyor. O zaman desteğin tepki kuvveti de 16 olacaktır. Evet desteğe göre tork alıyoruz gençler. Bu tarafın torku. Burada iki tane kuvvet var. 2P çarpı 1 artı F çarpı 3 eşittir. 4P çarpı 2 eşit. 3F eşittir. Burası 8P yapıyor. 2P'yi karşıya atıyorum. 6P yapıyor. F eşittir buradan 2P çıkar. F 2P aşağı kuvvetlerin toplamı yukarı kuvvete eşit olacaktır. O zaman N buradan 4 artı 2 6 artı 2 8 P yapıyor. Desteği dönme ekseni olarak belirledik. Şu tarafın torku bu tarafın torkuna eşit. 2P çarpı 1 artı F çarpı 2 eşittir 6p çarpı 3. Burası 18 yaptı. 2'yi karşı attık 16. F eşittir buradan 8 çıkıyor. 8p çıkar. F 8p ise en tepki kuvveti buradan 6 artı 2. 8 artı 8. 16p çıkıyor. Desteği belirledik. P çubuğu bu tarafa döndürmek istiyor. F de bu tarafa döndürmek istiyor. P ise Onlara zıt yöne döndürmek istiyor. Yani şunlar aynı yönlü iki kuvvet, şu ise onlara zıt yönlü. O zaman bu aynı yönleri bir tarafa koyuyorum, bir ta denklemin bir tarafına alacağım. F çarpı 3 artı p çarpı 1. Bakın bunları aynı tarafa aldım. Eşittir 8p çarpı 2. 16 yaptı. P'yi karşıya atıyorum. 15 P yapıyor. F eşittir buradan 5 P çıkacaktır. F 5 P çıktı. Destek tepkisini bilmiyoruz. Aşağı kuvvetlerin toplamı yukarı kuvvete eşittir prensibine göre aşağı 7 P var. Yukarıda 7 P olmalı. Bu da buradan 2 P çıkacaktır. Evet buradan sonraki sorular için çubuğun ağırlığını da işin içerisine katacağız genelde. Aşağıdaki sorular için çubuk türleştir. Türleş ne demek gençler? Homojen demek. Yani homojen demek çubuğun ağırlığı tam orta noktada. Çubuğun ağırlığının orta noktada olduğunu anlayacağız ve dengededir. F kuvveti ve desteğin tepki kuvvetlerini bulalım denilmiş. Cisim P ağırlığında, çubuk da P ağırlığındaymış. E evet, türleş olduğu için tam orta yazıyorum ağırlığı. Bu da P oldu. O zaman kuvvetin torku dönme eksenine göre torku. F çarpı 1 eşittir. P çarpı 1 artı P çarpı 3 oldu. F buradan 4P çıkacaktır. F 4P ise en kaçtır gençler? Aşağı kuvvetlerin toplamı yukarı kuvvete eşit olacak prensibine göre. Aşağı 2P buradan 4P de buradan 6P var. O zaman en değeri 6P'dir. Gençler dediğimiz üzere soruları önce siz çözmeye çalışıyorsunuz. Sonradan çözemezseniz çözümü kontrol etmeye çalışın. Çünkü çok fazla soru var. Çubuk 2P ağırlığında 1, 2, 3, 4, 5 bölmeli. Tam ortadan 2P ağırlığında çubuğun ağırlık kuvveti var. Aşağı torklar yukarı torka eşit işte olacak. Yukarı tork F çarpı 4. Aşağı tork P çarpı 2 artı 2P çarpı 2.5 4F eşittir. 2P artı 5P'den 7P yapar. F eşittir. 7P bölü 4 olacaktır. Çubuk 2P ağırlığındaymış. Tam ortadan aşağı doğru 2P'yi alıyorum. Yukarı tork F çarpı 1, 2, 3, 4. Aşağı tork 2P çarpı 3. Artı P çarpı 6. 4F eşittir. 6P artı 6P'den burası 12P yaptı. 4'e bölersek F eşittir buradan. 3P çıkacaktır. Peki desteğin tepkisi kaç? Aşağı kuvvetlerin toplamı yukarı kuvvetlerin toplamına eşit olacak. Aşağı toplam 3P var. O zaman yukarıda 3P olmalıydı. Bu durumda N 0 çıkar. Çubuk 30 Newton ağırlığında ise tam ortadan yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 bölmeli. İp gerilmesi T kaç Newton'dur? Aşağı tork 30 çarpı Yukarı torka eşit olacak. Yukarı t ipimiz var. T çarpı 3. 3 ile 30 sadeleşsin. Bu da 10 kalsın. 10 çarpı 2,5 da t eşittir. 25 newton olacaktır. Peki desteğin tepki kuvveti kaç olur? T'yi 25 newton buldum. Aşağı 30 newton var. Yukarıda toplam 30 olmalı. O zaman n 5 newtondur. Çubuk 10 Newton ağırlığında P15 Newton'muş. P15 Newton. Çubuk 10 Newton ağırlığında dönme eksenimiz destek. Bu tarafa T ip gerilmesi var. 10 çarpı 1 artı T çarpı 4. Eşittir 15 çarpı 2. 15 çarpı 2 30 yapar. Onu karşıya atıyorum 20 yapıyor yani 4 t eşittir 20 ise t eşittir 5 newton çıkacaktır. t 5 newton ise aşağı kuvvetlerin toplamı 15, 25, 30 yapıyor. O zaman desteğin tepkisi de 30 newton olacaktır. Her bir bölme p ağırlığında ise t kaç p'dir diye sorulmuş. Aşağıda 5 p 5 bölmeli bir çubuk var. Buraya 5P yazıyorum. Üstte de 5 bölmeli bir çubuk var. Onun da tam ortasından buraya doğru 5P yazdım. Kafamız şöyle karışmasın. Hocam buradaki ağırlık ne oldu falan demeyin. Gençler burası zaten şu 5P'nin içerisinde. Desteğe göre tork alıyorum. 5P çarpı 0.5 artı 5P çarpı 2.5 eşittir. T çarpı şurası. 1, 2, 3, 4, 5. T çarpı 5 oldu. 5'ler sadesin. O zaman T buradan 0,5P artı 2,5P 3P olacaktır. Bu 3P'ymiş. Aşağı toplam 10P var. O zaman desteğimiz 7P'dir. Her bir bölme P ağırlığında ise burada 4 bölmemiz var. O zaman burası 4P yaptı. Yukarıda 4 bölme var. O da 4P yaptı bu şekilde. T ve N kaçtır? Aşağı torkların toplamı 4P çarpı 1 artı 4P çarpı 2 Yukarı torkun değeri T çarpı 4 4'ler sadeleşsin. O zaman T buradan 3P çıkacaktır. T'nin değeri 3P ise n kaç olacaktır? Aşağı kuvvetlerin toplamı yukarı kuvvete eşit. Aşağı 8P, yukarı 8P olması için n 5P olmalıdır. Çubuk 2P ağırlığında ise tam ortaya 2P yazıyorum. Desteklerin tepki kuvvetleri n1 ve n2 kaçtır? Gençler burada her ikisi de destek ama biz bir tarafı dönme ekseni kabul edeceğiz. Diğerini kuvvet kabul ederek işleme devam edebiliriz. Yukarı tork N1 çarpı 4. Aşağı tork 2P çarpı 2.5 artı P çarpı 5 oldu. Yani 4 N1 eşittir 10 P oldu. Buradan N1 2.5P çıkacaktır. N1 2.5P ise N2 kaç olacaktır? Aşağı kuvvetlerin toplamı yukarı kuvvete eşit işte olacağından dolayı N2 de 0.5P olacaktır. Aşağıda aşağıya 3P, yukarı 3P oldu. P ağırlığı 4 N ve çubuk 2 N ağırlığında ise bu 4 N çubukta 2 Newton ağırlığındaymış. Desteklerin tepki kuvvetleri N1 ve N2 kaçtır? Desteklerin birisini dönme ekseni kabul ediyorum. Diğerini kuvvet olarak alıyorum. Diğer de olabilirdi arkadaşlar. Bununla destek diğer tarafı kuvvet kabul edebilirdim. Bu çok önemli değil. 2 çarpı 2 aşağı tork artı 4 çarpı 3 eşittir. N1 çarpı 1, 2, 3, 4. Yani 4 n1 eşittir. 16 oldu. n1 buradan 4 newton çıkmıştır. n1 4 newton ise aşağı kuvvetlerin toplamı yukarı kuvvete eşit olmalı. n2 de 2 newton olmalıdır. Çubuk ağırlıksız ise desteklerin tepki kuvvetleri n1 ve n2 kaçtır? Gençler bir tarafı dönme ekseni diğerini kuvvet kabul edeceğim. Dönme ekseni mümkünse kenara alalım arkadaşlar. İşlem kolay olsun diye. Burasını alsak da olur ama işlem birazcık karıştırabilme ihtimalimiz var burada. Bunu kuvvet olarak kabul ettim ben. Aşağı torklar 2P çarpı 2 artı P çarpı 1, 2, 3, 4, 5 eşittir. N1 çarpı 3 oldu. 3 n1 eşittir. 9 p yapıyor. n1 buradan 3 p çıkıyor. n1 3 p. Aşağı kuvvetlerin toplamı yukarı kuvvete eşit olmalıydı. O zaman yukarı kuvvet n2 0 olmalı. Çünkü n1 3 p n2 de 0 olsun ki burası da toplam 3 p olabilsin. Her bir bölme P ağırlığında ise desteklerin tepki kuvvetleri kaç P'dir denilmiş. Aşağıda toplam 4 bölme var. O zaman buraya 4P ağırlığı diyorum. Yukarıda da toplam 4P var. O zaman tam ortasından aşağı doğru 4P dedim. Burası dönme ekseni olsun. Burası da kuvvet olsun. 4P çarpı 1 aşağı torkları yazıyorum. Artı 4P çarpı 2 eşittir n1 çarpı 4. n1 buradan 3p çıktı gençler. n1 3p ise n2 toplam 8p olmalıdır. Yukarı torklar, yukarı kuvvetler. n2 de buradan 3p artı 5p olmalıdır. Evet, bileşenli bir soruya geldik. Çubuk 30 N ağırlığındaymış. F kuvvetinin iki tane bileşeni var. Bir taraf 0,8 F. Diğer taraf 0,6 F. Gençler ne olursunuz artık şu kısma takılmayalım. Hangisi 0,8 olacaktı, hangisi 0,6 olacaktı demeyin. Bunu zaten iki ihtimal var. Öğrenmiş olun arkadaşlar. Küçük açının yanı her zaman büyük olacaktır. Bizim bununla bir işimiz yok. Diğer kuvvetle işimiz var. Aşağı tork 30 çarpı 2. Yukarı tork 0,6 f çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 60 eşittir. Yukarısı 3 f yaptı. O zaman f buradan 20 newton olacaktır. Çubuk P ağırlığında ise T kaçtır? İp gerilmesi kaçtır denilmiş. Şu T ip gerilmesine bakıyoruz. Şu açı 30 derece. O zaman yukarı bileşen T bölü 2 olacak. Ve çubuğun ağırlığını da yazıyorum şuraya P olarak. Aşağı torklar yukarı torka eşit. Yani P çarpı 1 artı P çarpı 3 eşittir. T bölü 2 çarpı 1, 2, 3, 4. 4P eşittir. 2T oldu. T buradan 2P çıktı. Çubuk 10 Newton, P 8 Newton ise çubuğun ağırlığı da buradan 10 Newton. T ip gerilmesi kaçtır? T'nin şu bileşenini alıyorum. Burası 37, şurası 37 yaptı. Şu 0.6 T yapıyor arkadaşlar. Yukarı torklar 0.6 T çarpı 1, 2, 3, 4. Aşağı tork 10 çarpı 2 artı 8 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 2.4T eşittir 20 artı 40'tan 60 yaptı. T buradan 25 Newton çıkacaktır. Çubuk 20 Newton ve P 10 Newton ise T kaç P'dir diye, kaç Newton'dur diye sorulmuş. Burası T. Şurası 37 derece. O zaman şu bileşen 06T olacaktır. Buranın torku 06T çarpı 2. Eşittir. 20 çarpı 1. Artı 10 çarpı 4 oldu. 1.2 t eşittir 60 oldu. O zaman t buradan 50 newton çıkacaktır. Çubuk 4 p ağırlığında ise t ip gelmesi kaçtır diye sorulmuş. Şu bileşeni kullanıyorum ben. O da t bölü 2 bileşeni. 4 p çarpı 0.5 artı P çarpı 2 eşittir. T bölü 2 çarpı 1. Buradan T'de 8P çıkacaktır. Çubuk 30 Newton ağırlığında ise F kaçtır denilmiş. Çubuğun ağırlığı buradan 30 Newton. F kuvveti aynı ip üzerindeki gerilmeler aynı olduğu için F'i aynen buraya taşıyorum. Bu da dengenin bir prensibi. Bir, bir, ip üzerindeki bütün gerilmeler eşittir. F çarpı 2 30 çarpı 1'e eşit. F buradan 15 Newton çıkacaktır. Çubuk 20 Newton. Tam ortadan aşağı doğru 20 Newton varmış. P 10 Newton. Buna göre F kaçtır denilmiş. Yukarı tork F çarpı 5. Aşağı tork 20 çarpı 2,5. Artı 10 çarpı 3. Burası 50 burası 30 yaptı toplamı 80 yapıyor. 5'e bölersek F eşittir. 16 Newton olacaktır. Ya yani da 16 P olacaktır. 20 Newton ise G kaç newtondur? G ağırlığı ip vasıtasıyla buraya geldi. Buraya G dedik. Şu bileşen G bölü 2. Şu bileşen kök 3 G bölü 2. Ama bununla bir işimiz yok. G bölü 2 çarpı 1, 2, 3, 4 yani yukarı tork G bölü 2 çarpı 4 eşittir. Aşağı tork 20 çarpı 1,5. Burası 30 yaptı, karşı taraf 2g, g buradan 15 çıkacaktır. Çubuk 20 newton ve P 10 newton ise, g ağırlığı kaç newtondur diye sorulmuş. Evet, g ağırlığını buraya taşıdım, ip gerilmesi vasıtasıyla. G'nin şu bileşenini alıyorum. Burası 0,6g yapar. Yukarı tork aşağı torka eşit olacak. Yukarı tork 0,6 g çarpı 1, 2, 3, 4, 5. Aşağı tork 20 çarpı 2,5 artı 10 çarpı 4 oldu. 3 g eşittir 50 artı g eşittir 30 newton çıkacaktır. Çubuk 10 newton ağırlığında Ve P 5 newtonmuş Buna göre T ip gelmesi kaçtır? Şöyle bir T ip gelmemiz var. Beni yukarı bileşen ilgilendiriyor. O da T bölü 2 bileşeni. Aşağı torklar 10 çarpı 3. Artı 5 çarpı 6. Eşittir. Yukarı tork T bölü 2 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. Buradan 5T bölü 2 eşittir. 60 çıkar. T buradan 24 çıkacaktır. Çubuk ağırlıksız ve P10 Newton ise T kaçtır denilmiş. Burada iki tane T var gençler. Bir şu T bir de şu T var. Her ikisine dahil edeceğiz işleme. Aşağı tork 10 çarpı 2. Yukarı tork T çarpı 4 artı T çarpı 6 yani 20 eşittir 10 T çıktı. T buradan 2 Newton çıkacaktır. Türdeş çubuk 60 Newton ağırlığındadır. Buna göre T1 ve T2 ip gelmesi kaç Newton'dur? Evet, çubuğun ağırlığını ortadan aşağı doğru 60 Newton olarak yazıyorum. Bir tarafı dönme ekseni diğer tarafı kuvvet kabul ediyorum. Burayı dönme ekseni burayı kuvvet kabul ettim. Aşağı tork 60 çarpı 1. Yukarı tork T1 çarpı 4. O zaman T1 buradan 15 Newton çıktı. İkinci bilgimiz aşağı kuvvetlerin toplamı yukarı kuvvetlere eşittir. Yani burada T1 15 aşağı 60 var. O zaman T2 de 45 olmalıdır. Aşağı kuvvetler yukarı kuvvete eşit olmalı. Ve gelelim son sorumuza. Çubuk ağırlıksız P26 Newton ise T ip gerilmesi kaçtır? Şurada bir T ipimiz var. Bir de şurada T ipimiz var. Bu ip dik olarak etki ederken şu ip dik olarak etki etmiyor. O zaman bileşen kısmını alıyorum. Yani T bölü 2 kısmını aldım. Aşağı tork 26 çarpı 1, 2, 3, 4. Yukarı tork T bölü 2 çarpı 3. Artı T çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 26 çarpı 4 eşittir. Şuradaki işlemi yaptığımda 13 T bölü 2 yapıyor. 13 ile 26 sadeşir. Burada 2 kaldı. T buradan 8, 2 ile çarparsak 16 Newton çıkacaktır. Böyle bol sorulu bir ders yaptık gençler. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı olmuşsa yorum kısmından bana yazarsanız Dersin devamı niteliğinde yeni dersler yapmaya çalışırız. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Müzik